Ve Marmaris'te öğle saatlerinde ormanlık alandan alevler yükseldi bir kez daha. Yangına hemen müdahale edildi ancak rüzgar yüzünden çalışmalar çok güçlükle ilerliyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Bölgeden başka bir acı haber daha geldi. Yangına müdahale için yola çıkan helikopter düştü. Saat 12.30 civarında Marmaris Yalancı Boğaz'da başladı yangın. Alevleri havadan 14 uçak ve 35 helikopter, karadan da onlarca arazözle müdahale geldi. Bölgede arıcılık yapan bir kişi yangınla ilgili gözaltına alındı. Rüzgar yüzünden alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Bir kez daha yineleyelim. Çalışmalar halen devam ediyor. Ve bu da üzücü haberin öznesi. Yangına müdahale için Kastamonu'dan yola çıkan bir helikopter düştü. 5 Türk, 2 Rus mürettebat vardı. 2 can kaybı var. İkisi de Rus. Yangın söndürme helikopterinin düştüğü nokta Denizli Çardak'ta boş bir arazi. Dediğimiz gibi düşen helikopterde 2 Rus hayatını kaybetti. Yaralılar hastanede tedavi altında.